Hepinize iyi akşamlar. Ben yerimde, yerimdeyim. Sizler yerlerinizdesiniz. Televizyonlarınızın karşısındasınız. Efendim yine bir salı akşamındayız ve Aslı Özkırım'la arıcılık sohbetlerinde buluştuk. Bugün 4 Aralık 2018 Salı ve bugün çok güzel bir organizasyondan stüdyoya geldim. Çok güzel bir doğum gününden buraya geldim. Çok sevdiğim bir Arkadaşımın doğum gününden. Dolayısıyla pozitif enerjiyle doluyum. Gözlerimin içi gülüyor. O yüzden bugün doğan tüm arıcılarımızın, bugün doğan tüm değerli dostlarımızın da bu vesileyle doğum gününü kutluyorum buradan. Bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdik. Tabii kış mevsimi genelde arıcılarımızın canının sıkıldığı bir mevsimdir. İki sebepten canları sıkılır. Bir tanesi artık arılar kışlamaya girmiştir. Kovanlar kapatılmıştır ve e, arıcılarımız kızlarını özlemeye başlar. Keşke sezon bir an önce başlasa da e, biz de çalışmaya başlasak derler. E, ki önümüzdeki hafta kışlatma ile ilgili konulara biraz daha derinlemesine yer vermeyi düşünüyorum ve bir arıcının kış günlüğünden bahsetmek istiyorum size. Acaba kışları arılar için, şey arıcılar için nasıl geçiyor? E, kış mevsiminde arıcılarımız ne yapıyor? İkinci can sıkıcı kısmı da bu işin tabi e, tabii sezon boyunca üretilmeye çalışılan emek verilen balın satılma aşamasının hasat sonrasının sonbahar ve kış mevsiminde olmasıdır. Ve en çok sorulan buna şeker, bunda şeker var mı? E, arıya şeker yedirdin mi? Bu bal gerçek bal mı? Sorularının muhataba olmaktır. Çünkü o kadar emek verilip e, can hıraş o kadar fedakarlıkla arıların bakımı sağlanmış, onlara emek verilmiştir ama elde edilen ürün şaibeli, şüpheli bir şekilde yaklaşan tüketiciyle karşı karşıyadır. Bu da ikinci can sıkıcı neden olur kışın. Ama olsun bizler birbirimizle dayanışma halinde olarak bu kış mevsimini o peteğin mumun kokusuyla, Hani kışın en fazla yaptığımız zaman geçirmek adına hem de bahara hazırlık amacıyla yaptığımız o tel çekme, mum takma işlemlerini yaparken o mist gibi içimize çekip de of oh, şu sezon bir açılsın dediğimiz hazırlıklarla ve çayımızı, kahvemizi alıp bereket hayvancılığın karşısına geçip acaba Aslı Hoca bu hafta neler anlatacak? Acaba e, bilmediğimiz bir şeyi Buradan öğrenip arılara uygulayabilir miyiz? Ya da sorumu, ona sorduğum soruyu ekrandan e, okuyacak mı, cevap verecek mi? O ufak heyecanını duyarak kışı hep birlikte geçireceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren kışlatma konusuna da girerek. Şimdi efendim, tabii ki bir klasik Aslı Özkırımlı Arıcılık Sohbetleri'nin klasiği. Önce haberlerle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta neler oldu? İlginç bir haberle başlamak istiyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak benim de aslında hem tecrübelerim hem de araştırmalarım sonucunda bütün arıcılarıma da verdiğim bilgi şuydu. Böceklerde ve arılarda aşılama sistemi yoktur. Yani tüm mikrobik hastalıklar o anda gelişir ve o anda o hastalığa karşı mücadele etmemiz gerekir diye. Şimdi hemen yüzlerinizde ufak bir tebessüm oldu. Diyorsunuz ki Allah arılara karşı aşı çıkmış. Aslı Hoca'nın dediği de yerle bir oldu. Hayır aslında tam olarak değil. Ama şöyle bir gelişme olmuş. Helsinki'deki Helsinki Üniversitesi'ndeki iki bilim insanı böceklere özellikle güvelerde kullanılabilecek böceklere böceklerde kullanılabilecek bir aşı geliştiriyorlar. Bu aşı zannetmeyin ki öyle bildiğimiz gibi iğneyle vurulan bir aşı. Bu aşı böceğin yediği besinlere katılan bir aşı ve böcek o besinlerle aşıyı vücuduna alıyor. Peki bizim bal arılarında bu olabilir mi? Şimdi hep size diyorum ya ham bilgiyi hemen vermek istemiyorum, her araştırmayı hemen buradan size duyurmak istemiyorum ama yeni gelişmelerden de haberdar olmanızı istiyorum. O yüzden dikkatle dikkatle dinliyoruz şimdi biraz daha yaklaşın ekrana. Bizim arılarımızda her böcek gibi böceklerin bağışıklık sistemine sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Böcekler bizler gibi 80 yıl yaşamadıkları için, böceklerin bağışıklık sisteminin bir hafızası yok. Yani ben bu Amerikan yavru çürüğü mikrobuyla karşılaştım. Dur onu hatırımda tutayım. Bir daha karşılaşırsam ona karşı şöyle bir şey geliştirdim diyemiyorlar. Onların bağışıklık sistemlerinin hafızası yok. Çünkü ömürleri uzun değil. Onu hatırlayacak kadar uzun yaşamıyorlar. Ama şunu yapıyorlar. Amerikan yavru çürüğüyle Nozemayla karşılaştıkları zaman ona karşı bir protein sentezliyorlar yani ona karşı bir defans oluşturuyorlar. Defans protein diyoruz futboldaki defans oyuncuları gibi düşünün. O proteini sentezledikleri zaman o protein onların kanında dolaşıyor ve sadece altını çiziyorum. Sadece kraliçe arıda kraliçe arının yumurtladığı yumurtanın akına geçip ona bağlanıyor. Yumurtanın akına. Arı yumurtalarında da e, yumurta akı var ama o kadar küçük ki biz göremiyoruz. O yumurtanın akına geçip ona bağlanıyor bu protein. Peki bu ne işe yarıyor? Kraliçe arıdan bu defans proteini o yumurtanın akına bağlandığı zaman gelecek nesiller bu defans proteiniyle doğuyorlar. Hani Amerikan yavru çürüklüğüne karşı dayanıklı hatlar geliştirme projesi var ya e, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği yapmaya çalışmıştı. Ya da dirençli ırklar Barua'ya karşı e, bu ırk dirençliymiş diyoruz. Aslında o direnç kraliçe arının e, kanında dolaşan bu defans proteinin yumurtaya geçip yeni nesillerin defansla, defans oyuncularıyla birlikte doğmasından kaynaklanıyor. Yeni doğan ırk, yeni doğan nesil doğuştan bir sıfır dirençli bir şekilde doğuyor. Ama bu direnci geliştirebilmenin modeli şimdiye kadar oluşturulamamıştı. Yani bu ismi aşı ama bizim bildiğimiz bize uygulanan aşılar gibi değil. Bu defans proteini üretiliyor ve bu protein kraliçeye yedirilerek onun yumurtasına geçmesi sağlanıyor. Ve o kraliçe arının yumurtladığı tüm yumurtalar bu hastalıklara özellikle Amerikan yavru çürüklüğü ve nozemaya karşı dirençli hale geliyor. Allah! Neredeymiş bu aşı? Hemen gidelim Helsinki'ye. Hemen o hocalardan alalım. Firmalar Türkiye'ye getirsin. Hayır. Daha çalışmanın ilk aşamasındalar. Daha birinci yılındalar. Ve bu çalışma 4 yıl sürecek ve patentini almak üzere çalışıyorlar. Henüz defalarca denenmişliği yok. Bu bir. İkincisi, eğer ki bir gün uygulamaya geçerse unutmayalım. Aslı Hoca demişti dersiniz. Sadece kraliçe arı aşılanırsa bu iş çalışır. Yani bu bunun verimini görebiliriz. İşçi arıların bunda hiçbir etkisi yok. O yüzden böyle bir aşı geliştirilse bile uygulayıcısı siz arıcılarım olmayacak. Uygulayıcısı ana arı üreticileri olacak ve onlar diyecekler ki biz aynı zamanda aşılı ana arı üretiyoruz Ama bunun sertifikası olacak, koruması olacak, denetimi olacak. Şu anki ana arılardan bahsetmiyorum. Geçtiğimiz hafta konuğum ana arı kalitesi açısından bir bilgi vermişti. Daha sonra WhatsApp'tan bir aracım da demişti ki, 3 tane ana arı işletmesi bu şartlara uyuyor dediniz. Oradan konuşması kolay, bu 3 ana arı işletmesinin isimlerini verin demişti. Konuğum hemen, ee, geri bana bildirimde bulundu hocam dedi bu aslında Muğla'da Muğla Çambalı Kongresi'ndeki bir sunumdu. Bu çalışmayı yapan hocama aradım ve kendisinden e, daha ayrıntılı bilgi istedim ve özür diledim hani televizyonda paylaştım ama bir sakıncası var mı diye ve hocam orada şöyle bir düzeltme yaptı. Siz sadece sperm sayısına bakmışsınız diğer tüm kriterler ele alındığında Türkiye'de Kaliteli ana arı üretimi yapan hiçbir işletme yok dedi. Dolayısıyla hocam dedi e, seyircilerimizi lütfen haftaya bilgilendirin. Aslında tam kriterlerin hepsini sağlayan ana arı işletmemiz maalesef yokmuş diye. Ama biz buradan yine sesleniyoruz. Bakanlığımıza sesleniyoruz. Yeni projeler üretmeleri için arı yetiştiricileri birliklerimize sesleniyoruz. Ana arı üretimi ve ıslah konusunda çalışan tüm hocalarımıza sesleniyoruz. Biz biliyoruz ki bu saç ayakları olmadan hiçbir projeyi tamamlayamayız. Lütfen ve lütfen hep birlikte çalışalım. Ülkemizdeki ana arı kirliliğini, ırk kirliliğini, bilgi kirliliğini yok etmeye çalışalım. Aşı mevzusunu abartmıyoruz. Kulağımızın arkasına koyuyoruz. Böyle bir gelişme var efendim. Böyle bir araştırma var. Ama bu aşı çıksa dahi sadece kraliçe arılar için. Çünkü onların yumurtaları, yumurtalarına geçerek e, işlevini sürdürüyor. Ama azımsanmayacak bir çalışma değil. O yüzden Helsinki'li bilim insanlarını da tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet, diğer haberimiz hem dünyadan hem de memleketten. Yine göğsümüz kabardı. Yine uzayan dal bizden oldu. Ve geçtiğimiz hafta çok güzel bir haberle karşılaştık. Nedir bu haber? Dünya Apiterapi Federasyonunun yeni başkanı bir Türk bilim insanı oldu. Geçtiğimiz hafta Ekvator'da Ekvator adındaki ülkede diyeyim. Ekvador'da yapılan Dünya Apiterapi Federasyonun'un toplantısında, yardımcı doçent doktor Ali Timuçin Atayoğlu hocamız. Yani şu anda Türkiye'deki Apiterapi Derneği'nin başkanı Timuçin Hoca, Dünya Apiterapi Federasyonu'nun başkanı seçildi. Bizim de göğsümüz kabardı. E ne oldu diye soracak olursanız ben ilk ağızdan e, dinlemek istiyorum. Timuçin Hocam'ın acaba hedefi ne? E dünya apiterapi federasyonunun bir Türk başkanının olması federasyonu nerelere götürecek ve hangi düşünceleriyle hangi planlarıyla acaba Timuçin Hoca seçildi ve bizim dünya apiterapi federasyonunun o pınarın başında olmamız ülke arıcılığımızı geliştirecek mi? Bu konuda bu konuları merak ediyorum. Ama şu anda kendisi aynı zamanda biliyorsunuz bir tıp hekimi ee, ve kendisi acil serviste görevli. Dedi ki Aslı Hocam tabii ki programınıza katılmak isterim. Ama o anda acile bir hasta falan gelirse paldır küldür de kapatmak istemem. Ee, eğer denk gelirse katılmak isterim dedi. Şimdi Ahmet'e doğru bakıyorum. Herhalde hazır değil. Bağlanamadık. Tamam ama en azından kendisini buradan tebrik ettiğimizi söylemek istiyorum. Ee, ta ekvatora kadar gidip oradan seçilip geri döndüğü için en kısa zamanda kendisini buradan buraya konuk olarak davet edeceğim ve geleceğe dair planlarını öğreneceğim. Çünkü apiterapi ürünleri apiterapi demek arı ürünleri demek, arı ürünleri demek, arı ürünleri demek arıcımın ürettiği ürünler demek ve onlar için bir pazar şansı demek. Ne kadar çok tanıtılırsa bizim için o kadar iyi. O yüzden de çok çok önemsiyoruz. Timuçin Hocanın yapmış olduğu çalışmaları ve tekrar teşekkür ediyoruz. Ekvador'dan gelelim Türkiye'ye ve Samsun'a. Yine geçtiğimiz hafta 28 Kasım 2018 günü Samsun'da Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'nin e, aktivitesi etkinliği olarak Samsun Arıcılığının geleceği konusunda bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya yine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Güler hocam moderatörlük yaptı ve Samsun Arıcılığının geleceği tartışıldı çalıştayda. Çalıştayda kimler vardı? Hemen size okumak istiyorum ve neler orada konuşuldu Onu ondan bahsetmek istiyorum. Burada görüyorsunuz. İl Meclisinde yapılmış çalıştay ve Rasim Başkanın açılış konuşmasıyla başlamış. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı, Veterinerlik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orköy İl Gıda Kontrol Laboratuvarı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü. Yine İl Tarım Orman Müdürlüğü'ndeki Hayvan Sağlığı Şubesi, Gıda ve Yem Şubesi. Yani farkındaysanız arıcılık alanında hizmet veren İLEAY Tarım Kredi Kooperatifi, 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve ilçe arıcı temsilcileri bu çalıştaya katılarak Samsun arıcılığının geleceğini tartıştılar. Aslında hepimiz biliyoruz ki arıcılık söz konusu olduğunda Ha Samsun, ha Bursa, ha Hakkari, hiçbir farkı yok. Ha Yeni Zelanda, ha Ekvator. Bütün arıcılığın sorunları belli. Çözüm arayışları belli. Arıcılığı daha ileriye götürmek için neler yapılabileceği belli. Sadece ihtiyacımız olan şey gayret e, ve bu etkinliklerin çok daha sık bir şekilde düzenlenmesi, konuşmaktan korkmamamız belki de bizim için en önemli Ayrıntı efendim. Haberlerim bu kadar. Haberleri çok fazla uzatmak istemiyorum. Kış mevsimi olduğu için aslında çok da arka arkaya gelişmelerde yaşamıyoruz. Ama her hafta bir iki arıcılıkla ilgili etkinlik bile bize moral oluyor. Şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Siz yine çaylarınızı yudumlarken. Kısa aranın hemen akabinde geçen hafta Akçabat'a gitmiştik biliyorsunuz. Akçabattan ayağımın tozuyla geldim demiştim. Yanımda yaptığımız çekimleri de getirmiştim. Arkadaşlarım onları bu hafta montajladılar ve sizler için hazırladılar ama kısa bir aradan sonra. <laughs> Efendim Ardahan'da da çalıştay yapılmış. Yani bunu atlamamamız gerekir. Ardahan'da da arıcılık çalıştayı yapılmış. Hemen arıcılarım bana. Ulaştılar WhatsApp'tan mesajlarınız beni çok mutlu ediyor. Neden biliyor musunuz? Sizi burada hissediyorum. İnanın burada yalnız başıma olmak. Ahmetciğim üzerine alınma. Tabii ki senin karşımda olman da çok güzel. Motive oluyorum ama. Kamera lensine bakmak... Ee, çok da iç açıcı bir şey değil. Hele ki benim gibi göz temasını seven, insancılı olan birisi için. Ama sizin bu mesajlarınız burada olduğunuzu hissettiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ardahan'daki arıcılık çalıştığıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi istiyorum. Gelin bunu tüm Türkiye'ye duyuralım. Acaba neler konuştunuz? Belki orada arıcılık sorunlarından birine çözüm buldunuz. Ee, ya da çözüm önerileriniz var. Gelin bunları e, ekrana taşıyalım ve diğer arıcılarımıza da örnek olsun diyorum. Şimdi sizi Akçabat'a götüreceğim ama Akçabat'a gitmeden önce buradan Akçabatlı arıcımız Erol Özkan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Akçabat'tan bana bildirdiler. oradaki hem Ziraat Odası Başkanımız hem de Bal Üreticileri Birliği Başkanımız yaklaşık 3 aydır e, lenfoma hastalığıyla e, uğraşıyor, mücadele ediyor. Efendim kendisine acil şifalar diliyorum. E, Akçabat'taki tüm arıcılarımıza da ilgileri için, eğitime olan e, ilgileri için de çok teşekkür ediyorum. Gelin bakın ki izlenimlerimiz nelerdi ve orada kimler vardı? Acaba amacına ulaştı mı? Bugün Akçaabat'taydık, çok güzel bir organizasyondaydık. Karadeniz'e gelince zaten ister istemez gülümsüyorsunuz. Organizasyonun iki sahibi de yanımda. Bir tanesi Ziraat Odası Başkanımız Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ve Bal Üreticileri Birliği Başkanımız İsmail Şar. İki başkanı iki yanıma aldım ben. Ve arıcılarımızın yoğun katılımıyla, gerçekten büyük ilgileriyle en sonunda artık biz yola çıkacağımız için kesmek zorunda kaldık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Efendim önce siz başkanından başlamak istiyorum. Ve Bek ne bekledik, ne oldu? İstediğimize ulaştık mı? Bizim için çok iyi oldu. Hem çiftçilerimiz için hem bizim için yoğun bir alabalık oldu, katılım oldu. Ve e, yani açıkçası çok memnun olduk. Hatta müdürlerimiz bile ayrılmadı. Uzun bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Muhsin Hocam'la birlikteydik burada. Ee, ve arka arkaya ikimiz de e, bütün bilgilerimizi buraya kusup git, git, gideceğiz artık. Ee, Arıcılar nasıl? Memnun kaldılar mı? Ya da sizin beklentiniz nasıldı? Sizin yani, Beklentimiz şöyle. İnsanın içinde arıcılarımızın ihtiyacı olan bir yolda. Yani, tam zamanına geldi. Arı yöreminin azıcık olduğu bir dönemde. <laughs> yani hocalarımızın bu şekilde gelip sunuk yapmaları bizim yani arzularımız için bir ilaç oldu diyebilirim. Harika. Evet. Peki sizce uygulanacak mı bunlar başkan İnşallah. ya? İnşallah. İnşallah uygulayacağız. İnşallah biz de takipçisi bir olacağız. Peki Akçabat'ın balının ne gibi bir özelliği var? Böyle balı, Akçaabat balını daha nasıl tanıtabiliriz, daha nasıl iyi üretebiliriz? Başka ne gibi çalışmalarınız var? Akçaabat balını tanıtmak için bilmiyorum. Yani balda çok fazla bir farklılık yok. Yani genelde çiçek balı yapıyoruz. Tamam. Yani evet, Markanız vardır. Markamız var, akçabal balı markamız var. Hı hı. Şu anda onun etiketli bir sunum var. Hı hı. Hı hı. Hı inşallah da. Yani bizim beklentimiz bizden değil de yani bakanlıktan bir beklentimiz var. Sahte balların önüne geçilmesi. Sahte Hı. balların önüne geçilirse biz balımızı o zaman çok daha rahat pazarlayacağız ve gerçek fiyatına çıkacağız. Yani gerçek değerini bulacağını bulacağım. tahmin ediyoruz. Yani bizim beklentimiz bak bakanlık sahte balları. Yani bir yerde şeker balı diyemeyeceğim çünkü şeker balı bile normal şekilde tüketilebilir ama sahte bal şu anda yani, Doğu oldu bilinmeyen sahte bal piyasada elimizde 30 liraya bir balın satılması bize 50 lira 60 lira dediğimiz zaman zaten çakılıyor satamıyoruz. Anladım. Böyle kaldık. Halbuki maliyetleriniz o evet. yönde oluyor. maliyetimiz 50 lira. Efendim arıcılarımız kendini yetiştirmeye çalışıyor. Eğitimler düzenliyor. Sivil toplum kuruluşu olarak bal evet. üreticileri birliği evet. Akçabat arıcısı için elinden geleni yapıyor. Evet. Devlet ziraat odası da el attığı zaman arıcılığın önüne kimse geçemeyecek. Akçaabat'tan, Akçaabatlı arıcılarımdan sizlere selam var. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Evet efendim. Akçaabat'ta düzenlenen bu güzel seminerde e, yine konumuz sahte baldı, merdiven altı üretimdi. Bu akşam da yine e, sosyal medya arıcılığında konuşurken bu konuya yine değineceğiz. Hatta şimdi şöyle bir gülümsedim. E, VTR'yi izlerken Tunceli'den ee, Şahin Bey hiç espri yapmıyorsunuz Aslı hocam valla esprilerinizi özledik diye yazmış ee, çok espri yapınca sanki sizin derdinize ortak olamıyormuşum gibi e, hissedilmesini istemiyorum yani biz burada nelerle uğraşıyoruz Aslı hoca orada gülüyor eğleniyor gibi hissedilmesini istemiyorum ee, çünkü ben de sizin içinizde büyüdüm efendim belki bir nesil Yaşıtlarım bunu bilmiyor. Ama başkanlarım çok iyi bilirler. Bahri Bey'le birlikte başlayan hikaye hala devam ediyor. Hepsi tanıktır. Bir lisans öğrencisinden yakın zamanda profesör olma adayı olan bir hoca olana kadar naçizane. Hep sizlerin içindeydim. Dolayısıyla neler yaşadığınızı çok çok iyi anlıyorum. Çok çok iyi biliyorum. Hiçbir şey yapamasam anlamaya çalışıyorum. Ama esprilere devam. Ee, hiç ondan vazgeçmeyeceğim. Çünkü aynı zamanda sizin moral kaynağınız olmak istiyorum. Şimdi Akçabat'taki ikinci VTR'ye geçelim. İkinci VTR'de kimi buldum? Kiminle beraberdik? Muhsin Hoca ile beraberdik efendim oradaki eğitim seminerinde. Ve Muhsin Hoca önce dedi ki Aslı'cığım... Sen anlat. E, ara hastalıklarından bahset. Ben de çıktım kürsüye ve dedim ki ara hastalıkları nozema, varoa, yavru çürüklüğü ve arıcı hastalığı olmak üzere dört çeşittir dedim. Muhsin hocanın yüzünü görecektiniz. Arıcı hastalığı mı dedi. E, çünkü arıcılarımız da hasta. Arıcılarımızın da derdi büyük diyerek söze başladım. Ama hastalık yönünü daha sonra bakın Muhsin hoca nasıl anlattı. Kavuşmaz insan insana kavuşurmuş. Muhsin Hocamı Akçabat'ta buldum. Burada birlikte buluştuk ve çok güzel bir eğitim seminerine yine imza attınız hocam. Bir sürü hastalık anlattık. Varroa anlattık, modeme anlattık, yavru çürüğü anlattık ama en büyük hastalık arıcı hastalığıydı. Onu da hocam anlattı. En son yola çıkıyoruz diye bitirdik. Nasılsınız hocam? Çok iyi, çok mutluyum. Ee, Ayağınızın buraya geldiniz. Yani seni buradaki dostları görmek çok güzeldi. Sağ olun. Bir de zevkle dinledim. <laughs> gerçekten. Olun, Şimdi bir de bir şey öğrendim. Yani ben anlatırken bir arıcı hastalığı olduğunu duymamıştım. <laughs> ne? Yani. Biz arıcılarımızı iyileştirdik. Yani ben, e, Tabii anlattığımda e, arıcıdan kaynaklanan problemler üzerinde çok yoğun Evet. E, şimdi ben hastalık uzmanı değilim. Hı -hı hastalıklar konusunda doğrudan fiilen çalışmıyor. Ama hastalıkların neden kaynaklanabildiği konusunda evet. tabi bu meslek hayatım boyunca hep araştırdım. Incevim. Ee, ve e, gördüğüm kadarıyla yapılan yanlışlıklar bazen hastalıkların kendisinden çok daha fazla olumsuz etki yapabiliyor. Evet. Yani evet. daha doğrusu hastalıklara zaten bunlar sebep oluyor. Kesinlikle. Yani arıyı sağlıklı yetiştirebilirsek, e, onun bakım ve beslemesini doğru yapabilirsek, hem bağışıklık sistemi güçleniyor, hem hastalığa karşı direnç mekanizması hem genetik olarak evet. tabii bir yapmış olduğunuz seçimle hem de fizyolojik olarak daha da güçlenebiliyor. Doğru. E, hastalıklara karşı, işte zararlara karşı, baş belası Baro baroya karşı e, bakıyorsun arı davranışları e, gelişebiliyor. Evet. E, şimdi besleme adı altında yapılan Doğru. yanlışlar var. E, arının temel iki besini yani bal ve polen. polen olduğu sanki unutulmuşçasına, işte onun yerine bazı şeyler ikram etmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii bütün bunlar arı sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Evet ve bütün evet, bunları bu, anlattınız bugün. Evet, en çok işte da güzel teknik olarak bak. arıcının yapması gereken her şey, yani e, sağlıklı arı, sürdürülebilir arıcılık evet. çok önemli. Arı sağlıklı olursa, sürdürülebilir olursa arıcı da sağlıklı. Çünkü daha çok cebine para geçecek, arıya daha çok bal bırakabilecek, evet, evet. yani bir yerde karşılıklı mutlu olacaklar. Değil mi? Bunu kovanda görüyoruz. İnanır mısın Aslı Hocam, öyle yan yana iki kovanda bile arının kondisyon bakımından, tüylerinin duruşu bakımından, davranışı bakımından iki farklı, yan yana kovanın farklı davranış içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. İçindeki besin maddelerine bağlı olarak batmazsa evet, e, yani daha bakarsak bağ oluyor o, onu görmüş işte bunları anlatmaya çalıştık. Evet. Peki hocam ben evet. sizi bulmuşken şimdi tabi televizyon başında da e, evet. hani herkes akçabatlar kadar şanslı olmayabilir. Ben bu şansı aracılarımla paylaşmak istiyorum buradan sizin evet. arıcılığınızla. Şimdi kışa giriyoruz. Evet. Ne söylemek evet. istersiniz? Nasıl bir kışlatma yapılmalı? Arılar kıştan çıkacak mı diye çok endişeleri var birçok arıcımızın. Evet aslında çoğu bölgeler için şu anda yapılması gerekenler açısından zaman maalesef Bitti. geçti. Evet. Burası için de kritik bir noktadayız. Yani bazı şeyler yapılabilir, bazıları yapılamaz. Hı -hı. Yapılabilecek çok çok önemli bir şey bu zamanda. Arının üzerinin ciddi biçimde yukarıdan hava çıkmayacak şekilde kalın bir naylonla yani çerçevelerin üzerine kapatılması, kış salkımının üzerine çerçevelere aykırı yönde arı geçişlerini sağlayabilecek çita parçaların yerleştirilmesi hmm. ve naylon üzerine strafon konularak beyaz köpük dediğimiz, bazıları strafon terimini anlayamayabiliyor. Bunu hmm. koyduktan sonra kovanın yukarısının üst kısmının sıcak tutulması halinde eğer arı yukarı çekilip balın üzerinde kışı geçirirse arı ölmez. Hı, hı. burası yandan, çok önemli. Evet, bir yandan bölme tahtası ve sıkıştırmak, yani arı yoğunluğunu arttırmak, yayılmayı engellemek, hı hı. <laughs> üstünü sıcak tutmak, alttan da havalandırmayı sağlamak. Polen tuzaklarını falan açmak sürekliyle. Yani kovanın altı açık olursa arı üşür mü hocam? Kesinlikle üşümez. Ben İskandinav e, ülkelerinde, İskoçya'da altı tamamen açık, elektriğiyle de kap, e, kapatılmış kovanlar gördüm ve üstleri sıcaktı. Yani bunu gösterirken, anlatırken ben bir bardağı ters çeviriyorum. Kovan öyle olmaz. Evet. Zaten doğada işte bir dalda veya da bir taş herhangi bir sığınakta hı arının kendine yuva yaptığında Şöyle, evet. yandan ve alttan gelecek etkilerden etkilenmediğini sadece kendisinin üstünü kapattığını yani sıcak hava yukarıda olacak, yukarıdaki balı ısıtacak, onu ısıttığı zaman kokuyor. İşte, Ağrı ölmüyor. Balı yiyebildiği sürece, bal enerji sağlık kaynağı değil mi? Evet. E balı yediği zaman niye ölürsün ki? Onun temel evet, besinlerden evet, birisi o. Güzel bir, bir de, kış. Polen. Güzel. Bu yemek evet. için polen, kendi sağlığını korumak, beslenmek için de tabii. bal, bal, bal lazım. Valla ayaküstü ben bu kadar yakalayabildim efendim. İnşallah evet. tamamını dinlemek sizlere de nasip olur. Bu arada diyoruz. da ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, Ziraat Odası Başkanımız, Bal Birliği Başkanımız. Analım sizi de böyle yanımıza alalım. Organizasyon e, bakımına <laughs> e, gerçekten e, çok faydalı işlere e, imza atıyorlar. Ve sabahtan beri de bizle de beraberler. Çok evet. teşekkür ederim. Özellikle teşekkür Ziraat Odası'nın da bayağı bir yoğun İyi olduğu bir oldu. şeyi vardı. sağ olsun sevgili Başkan. E, çabalıyor. E, Başkanımız da aynı şekilde. Biz de buraya zevkle dostlarımızı görmeye geliyoruz. Son derece mutluyuz. Çok sağ olun. Arıcılar adına da teşekkürlerimizi yani, sunalım. Şey Tabii ki. Evet. Şimdi, yani bazı seminerlere gittiğimizde odalarımız bize çok bir ilaçlamadan bahsediyor. Evet. Biz bunları bireysel olarak uygulamamız mümkün değil. Yani kendi aracımıza, kendi bölgemize biz bunu uygulayalım dediğimiz zaman uygulayamıyoruz. Ama bunu bakanlık olarak mesela periyodik olarak şu bölgede şu zamanda ilaçlama başlayacak diye böyle bir şey başlarsa bize de bir önlevli geliyor olurlar. Yani evet. önümüze açamıyor. Evet. Şimdi bazı şeylerde şimdi bakanlık dedi midir, yasak dedi midir o onu zaten uygulamaz. Evet. Yani kesinlikle buna uyar adına. Ben bundan, bundan yanayım. Yani bakanlık olarak şu bölgede toplu ilaçlama yapılacaktır, şu tarihte yapılacaktı diye bir şey uygularsa biz çok memnun olacağız. Evet. Bununla ilgili evet. projeler başladı haberlerini de yapıyoruz. Mutlaka ki öncü olan projelerin işlediğini gördükçe bence devlet buna daha fazla destek de sunacaktır ama İnşallah. siz de böylelikle buradan da dile getirmiş oldunuz. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Bu benim. arada özellikle izleyecek televizyonda da Evet, yani, evet. Türkiye'deki bütün aracılara sevgi ve saygılarımızı iletelim. Hepinizin. Başarılı bir sezon dilerim. İnşallah hı, hı, hı. ve güzel bir kış kış kışlığını yapsın ki biz evet. güzel bir yaz geçirelim, sezon geçirelim. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Değerli hocam, biz de sevgi ve saygılarımızı size buradan iletiyoruz. Kendisi bana söz verdi. Bir akşam burada canlı yayında da konuğum olacak. E, ne zaman istersen Aslıcım dedi. Çok sağ olsun, var olsun. De, diğer tüm hocalarım gibi şimdiye kadar hiç beni e, bir kez bile e, geri çeviren hiçbir hocam olmadı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum buradan. Kışlatma ile ilgili tiyoları aldık mı efendim? Ee, ana konu kışlatmaydı. Diğer tüm arıcılıkla ilgili yanlış uygulamalar, doğru bildiğimiz yanlışlar, verimi arttırmak için neler yapabileceğimiz konularında bir seminer verdi Muhsin Hoca. Ve Muhsin Hoca'nın semineriyle benim vermiş olduğum semineri bir araya getirdiğimizde çıkarttığımız sonuç şu oldu. Öyle yanlışlar yapıyoruz ki mikroplara sıra gelmiyor arıyı öldürmek için. Arıyı... Bu yaptığımız yanlış arıcılık uygulamaları öldürüyor. Ondan sonra biz mikroplara e, suç atıyoruz. Ben de mikropların savunucusu olarak dedim ki benim mikroplarımı asla suç atmayın. Çünkü arılar mikroba gelene kadar başka neler nelerle karşılaşıyor. E, Muhsin Hoca da bir arı yetiştiricisi hoca olarak şöyle dedi. Arılarınız ölüyor diye üzülmeyin. Yaşayan arılarınız varsa eğer bunun sevinin. Çünkü tüm olumsuzluklara rağmen elinizde yaşayan hatlar varsa bunlardan çoğaltın çünkü bunlar dayanıklı demektir, bunlar sağlığını koruyabiliyor demektir. En azından bunlardan çoğaltarak e, sağlıklı arıları ya da dayanıklı arıları elde etmeye çalışın diyerek e, ana mesajı verdi arıcılarımıza. Gerçekten çok verimliydi. E, ben eğitim seminerlerinden asla vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bilsek dahi bilgimizi tazelemek, oradaki en ufak bir kırıntının bize çok yararlı olacağını görüyorum. Oradaki arıcılarımızın gözlerine de bakınca. Şimdi yeni başlayanlar için VTR'mizde bu hafta ürettiğimiz balı nasıl pazarlayacağız? Bu e, sahte bal bizim belimizi büküyor. E, bununla nasıl baş edeceğiz? Tüketici ne istiyor? Ne tür bal istiyor bizden? Bulanık bal ne demek? Bulanık balı niye tercih etmiyor? İlla şeffaf bir bal istiyor. Ve biz bu şeffaflığı yakalamak için neler yapmalıyız? Hani o ana arı ızgarası dediğimiz e, ızgarayı nasıl kullanmalıyız? Bununla ilgili bir VTR'imiz var. Hadi gelin beraber izleyelim. Bakalım yeni başlayanlara nasıl bir katkı sağlayacak? Bal hasat zamanı umarım bereketli bir sezon olmuştur ve tüm arıcılarımın yüzü gülüyordur. Benim de önümde çok güzel hem süzme hem de petekli ballar var ve izlediğim kadarıyla Ahmet Hocam'ın da yüzü gülüyor. Ee, şöyle bir ballara bakıyorum hepsi pırıl pırıl Ahmet Hocam ee, ve genel olarak da hep e, tüketicimizden de gelen talep e, balların e, temiz ve e, şeffaf görünmesi yönünde. Yani bulanık balı ve şekerlenmiş balı tüketici pek sevmiyor anladığım evet. kadarıyla. Peki arıcımız bu bulanıklığı ve şekerlenmeyi önlemek için ne yapıyor? Evet Hocam bulak, bulanıklığın iki sebebi var. Birincisi e, ana arı ızgarası dediğimiz ızgarayı kullanmazsak bazen oluyor. Sebebini biraz sonra söyleyeceğim. İkincisi çok polenli olarak süzülen ballarda bulanık oluyor. Hı hı. Benim evimde kullandığım, çok samimi söyleyeyim, bulanık ballar oluyor. Bulanık değil, tüketince biliyorum çünkü sebebini. İçinde, İçinde polen, polen bol, miktarı. Besleyiciliği bol demektir. İşte nedir, bir kaşık e, balda 20 bin civarında 20 bin polencik tanesi yeterlidir diye bir bilgi biliyorum. Hı hı. Fakat benimkinde 100 bin var bir kaşıkta. Daha evet. sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Onun için öyle tercih ediyorum. Ha, tabii tüketiciye de saygımız sonsuz. Evet. Ee, Dediğim gibi, ben mümkün olduğu kadar polensiz balları süzmeye çalışıyorum, sattığım ballar. Kendi evimde de polenli balları kullanıyorum. Bulanık olmasının ana arı ızgarasına bağlantısı ne? Belki başka VTR'mizde onu söyleyeceğiz de, da anlatacağız. Bir ana arı ızgara dediğimiz ızgara var, bu. Evet, ne işe yarıyor? Propolis tuzağına da benziyor. Çok benziyor. Evet. Nedir ve ne zaman kovana konur? Bu, bal akım zamanından 20-22 gün önce konur. Nereye konur? Ee, ballıkla, üst kat ballıkla kuluçkalık arasına konur. Hı hı. Ee, ne yap Niye konur o? Ana arı o bal has e, akım zamanından 21 gün önce aşağı alınır. Evet. Yani kuluçkalığa alınır. Bir daha yukarıya çıkması engellenir. Sebebi niye? Ee, yavrular çıktıktan sonra bir kez daha ana arı o petek gözlerine yumurta atmasın. Yumurta, atmasın. yumurta atarsa Tekrar arının yaşam evresi dönemine geri döneceğiz. Orada yumurta attığı zaman larva 21 olacak. gün larva olacak. Onun çıkması 21 gün olacak. Ne geçecek? Ee, bal akım zamanı geçecek. Bal akım zamanını da boşa geçirmiş olacağız. Onun için ana arı rızgarasını bal akım sezonunda 21 gün önce arasına koyuyoruz. Koymadığımız zaman 3 hafta 3 hafta, hafta önce, 3 evet, hafta önce arıya koyuyoruz. Ana arı aşağıya alıyoruz ki bir daha yukarıya atmasın. Izgarayı koymadan önce ana arının aşağıda olmasına da özen gösteriyoruz. Özen gösteriyoruz. Gö göreceğiz onu aşağıda evet. olduğunu. Evet, mutlaka aşağı garantiye alacağız. Evet, Bunu yapacağız. Ee, bulanık olması şayet e, yavrulu ya da larvalı süzülürse işte ballarımız bu şekilde oluyor. İki sebepten dedik ya bizi evet. polenle biri yavrulu süzülürse o yavrunun şeyi e, balımızın içerisine geçiyor. Geçiyor. Peki şimdi diğer bir soru daha çok tüketicilerimizin sorduğu süzme bal mı yiyelim yoksa petekli bal mı yiyelim? Ee, bazı tüketicilerimizin çocukluktan böyle bir alışkanlıkları evet. var, kültürü var petekli bal evet. kültürü var. Ama hangisi daha sağlıklı? Yoksa sadece seçimimize mi bağlı bu? Evet hocam. Siz satarken e, en çok hangi yönde talep alıyorsunuz? Evet, en çok süzme bal satıyoruz. Lakin e, işte yüzde yirmi dolayında da mutlaka petekli bal istiyorlar. Evet. E, petekli balı biz ikiye ayırıyoruz. Bir kara kovan balları, bir de e, biz şu temel petek yaptırdığımız bu balları yapıyoruz. E, şeyde hocam, e, kara kovanda ka, bir kere mumun tamamını yiyebiliriz kara kovanda. Temel peteği de kendi yapıyor. Üstündeki balı yaptığı peteklerde kendisi yapılıyor. Ama Karakovan'da bir gram petek yapmak için e, bir kilo bal tüketmek zorunda kalıyor arı. E, Birçok e, gün olarak da zaman harcıyor o ürete, şey yap e, evet. üretebilmek için. Evet. E, dolayısıyla elde ettiğimiz bal miktarı da çok az oluyor. Çünkü bu arada da flora dan yemiş oluyoruz. Evet. O yüzden bal miktarı az oluyor. Karakovan ballarının pahalı olmasının sebebi bu. E, Ama pete ile birlikte de o balı yiyebiliyoruz. Evet. Peki normal e, şey petek bal yediğimizde biz bunun iki yanında petek oluyor. Ama ortasında ne oluyor? Temel petek Temel oluyor. Temel petek oluyor. Hazır biz petek. Biz e, hep tüketiciye bunu şunu söylüyoruz. Bu ortadaki bu kısmı yemesinler. Evet. Arının yapmış olduğu şu üst tarafta kabarmış olan kısmı bakın şurada var. Kabartmış olduğu kısmı şuraya gelecek kadar çatalımızı batırarak alırsak ve yersek herhangi bir sağlık sorunu da yaşamayız. Evet. Tamamen doğal şu üstündeki kısım. Çünkü peteği kabartma kısmını arı yine Kabartan, kendisi, kendisi yapıyor. yapıyor. Şunu Ama biz veriyoruz ortadaki temel peteğe. Bunun... Bu da yapay değil. Sevgili evet. tüketiciler bu da yapay değil aslında bu da arının daha önceki senelerde e, yapmış olduğu, üretmiş olduğu mumların bir arada eritilip e, tekrar dökülmesiyle oluşuyor. Ama bu defalarca kullanılmış, arıcının kullandığı tüm ilaçları emmiş, e, mümkün olduğunca temizlenmeye çalışılmış. O yüzden e, bunu mum, vücudumuza almamız bizim için evet. iyi bir şey değil. Hocam bize... E... %100 doğal mıdır desen %100 doğal değil. Çünkü içine mutlaka evet. e, bir şeyler de konuyor bir de çünkü öbür türlü çok kırılgan bir oluyor. Bir de şöyle hocam %100 doğal olursa neyin e, şeyi artar? Maliyeti artar. Balın maliyeti Aynen artıyor. Eee evet, evet. onun için şunu yapmaktaki gayeleri bunu üretenlerin, temel peteği üretenin maliyeti düşürmek. Bu arı balın fiyatını düşürmek aşağıya. Ve arının da iş gücünü, i̇ş gücünü azaltmak, azaltmak ve ona yardımcı olmak. Evet. Tüketinin tercihi ee, özellikle şeyde de bir renk açısından oluyor. Evet. Balın renk açısından. Evet. Ee, bazı koyu renklileri seviyor. Hı -hı. Bazıları açık renklileri. Açık renkli balları genellikle derler ki oğul balları diye anılır. Hı -hı. Ee, fakat ondan bir alakası var mı? Ee, ben flora ile alakalı diyorum. Tamam flora ile alakalı, alakalı oğul alakalı. balı esmer de olabilir. Efendim bal sofranızdan hiçbir zaman eksik olmaz. Efendim konuştuğumuz konu çok derin bir konu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan hemen sonra bu VTR ile ilgili söyleyeceklerim. Evet efendim, yeni başlayanlar için VTR'imizde e, işlediğimiz konu, ana arı ızgarası, balın bulanık olması, tüketicinin istekleri, e, Ahmet Şeker Hocam'ın o değerli, o güzel açıklamalarıyla e, sizlere iletildi. Ben tekrar bu vesileyle Ahmet Şeker Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam e, özellikle... E, sevdiğim ve değer verdiğim bir arıcımın da sosyal medyadan bana ulaşması üzerine zaten bu konuyu BTR'miz aracılığıyla işleyecekken biraz daha ayrıntısına girmek istedim. Hem sosyal medyaya da buradan bağlantı kuracağım. Ama önce balımızı pazarlamak, sahte balcıların önüne geçmek, balda tahşişi önlemek, bu merdiven altı üretimi durdurmak ve balımızın değerinin olmamasına ilişkin benim de söyleyecek birkaç sözüm var. Çünkü sizlerin içinde büyüdüm dediğim gibi. Efendim, balımızın değer görmemesi, balımızın değerinde satılmamasının acaba tek sebebi sahte balcılar ve merdiven altı üretim mi? Buna lütfen çok iyi, çok ayrıntılı bir şekilde bakalım diyorum ben. Çünkü Sanki öyle bir şekilde konuşuyoruz ki ya da öyle bir şekilde yorumluyoruz ki bu sahte balcıları birisi gelse ki bu bakanlığımız gelse ve toplayıp gitse bizim balımız ederinden satılacak ve herkes bal alacak. Çünkü bunlar her şeyi yok ediyormuş gibi geliyor. Yatsımıyorum. Kesinlikle etkileri çok büyük. Ama biz arıcılar olarak da acaba sahte balcılardan başka Ürünümüzün değerini çoğaltacak bazı şeylere imza atmamız gerekiyor mu diye düşünüyorum. Bunu size sizinle bir yaşadığım gerçek bir olayı paylaşarak örneklendirmek istiyorum. Efendim ben probiyotikler diye bir ders veriyorum üniversitede ve bu ders kapsamında öğrencileri süt bir süt fabrikasına götürdüm. Bu süt fabrikasına oradaki köylü bir amca ineklerini getirdi. İnekler süt evine girdiler ve e, süt fabrikası o ineklerin sütünü sağacak ve sonra da e, paketleme tesisine götürecek. Yani kendi fabrikaya götürüp işleyip hazır süt olarak pastörize edip hazır süt olarak satacak. Bizim de benzerliği ne? Biz de öyle yapmıyor muyuz? Balımızı alıyorlar, veriyoruz ya da kendi il birliğimizin paketlemesi varsa. Balın analizleri yapılıyor. Bal uygun şekilde kavanozlanıyor, etiketleniyor ve satılıyor. Doğru mu? Aslında temelde aynı. Ne oldu biliyor musunuz? Sütü alırken bir inek inekten önce sütlerden numune alınıyor. Bir inek ineğin sütünde antibiyotik çıktı. O anda hemen analizi yapılıyor. Daha inekler oradayken. Veteriner hekim dedi ki amca kusura bakma 9 ineği var. Bir tanesinden alamayacağım. Buna antibiyotik veriyorsun." dedi. "Evet veriyorum." dedi. "Onu da siz yazdınız." dedi. "Köyün veterineri yazdı." dedi. "Tamam da ben bu sütü alamam." dedi. "Bak bana kapanıyor." dedi. "Fabrika bunu almıyor." dedi. "Oğlum ne olacak?" dedi. "Bak almazsan memesi şişer, daha kötü olur." dedi. "Yapma." dedi. "Zaten hasta hayvan." dedi. "Benim elimde değil." amca dedi. "Bana kapanıyor." dedi. "Makine çalışmıyor. Vakumlamayacak." dedi. Buraya dikkatinizi çekiyorum. O üretici büyükbaş hayvanın sahibi olan amca ne dedi biliyor musunuz? Aman almazsan alma dedi. Millet köy sütü diye ölüyor dedi. Ben bunu köy sütü olduğu için çok rahat satarım dedi. Siz zaten ucuza alıyorsunuz bizim sütlerimizi dedi. Bizim kanımızı emiyorsunuz dedi ve gitti. O anda o kanımızı emiyorsunuz dedi ama benim kanım dondu. Neden biliyor musunuz? Özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok insan o kutulardaki o hazır sütlere güvenmediği için köy sütü alıyor. O pet şişelerde köyden gelen amcaların sütlerini alıyoruz biz. Daha yağlı, içine ilaç katılmamış, işlenmemiş diye. Onlara güveniyoruz. O fabrikaların yaptığı testlere, laboratuvarların yaptığı testlere güvenmiyoruz. Bunlardan bir de benim ha. Yanlış anlamayın. Gerçekten ben o köy sütlerini alıyorum, tercih ediyorum çocuklarım için diyorum ki o kutulara girmemiş olsun. Ama adam fabrikanın beğenmediği sütü ben bunu köy sütü diye çok kolay satarım, millet köy sütü diye ölüyor dedi. Şimdi gelelim bize. Diyoruz ki ederi yok. Evet, ederi yok ama biz balımızı tenekeyle satıyoruz ya da balımızı marketten aldığımız kavanozların içine koyuyoruz. Üzerinde ne bir barkodu var, ne bir markası var. Kim? Güvendiğim Mehmet abi'den alıyorum. Güvendiğim ee, Ahmet abi'den alıyorum. Erdem abi'den alıyorum. Ve ona şunu sorma cesaretini gösterebiliyorum. Çünkü üstünde referans alabileceğim hiçbir şey yok. Güvenebileceğim. Şeker vermedin değil mi abi diyorum. Ya da Arılara şeker yedirmiyorsun değil mi? Ya da sahte değil bu değil mi diyorum. Peki sizin balınızı sahtecilerden ayıran herhangi bir güvencesi var mı üzerinde? Sizin sözünüz dışında, sizin teminatınızdan başka. Onlar da kendilerine göre kavanozluyor. Onlar da satıyor. Siz de satıyorsunuz. Bakın o büyük süt fabrikasına kaydı var bakanlıkta. Ruhsatı var. O yüzden bakanlık belirli aralıklarla gelip oradan numune alıp eğer ki hatalı bir ürün üretirlerse oraya ceza kesiyor ya da mühür yapıyor. Peki sütünü vermeyen o köylü amcanın bir kaydı var mı bakanlıkta? Süt satmak için bir kaydı var mı satıcı olarak, üretici olarak demiyorum. Var mı? Bir ruhsatı var mı? Bir markası var mı? Yok. Öğretmenler çok iyi bilirler. Sınıfta olmayan kişiyi tespit etmeniz için yoklama listesinde o kişinin adının olması lazım. Yoklama listesinde Ali, Ayşe, Mehmet diye okuruz, burada ya da yok der. Ama yoklama listesinde hiç adı olmayan birinin bir sınıfta olmadığını nereden bileceğiz? Önce oraya kayıtlı olması lazım. Sahteciler oraya kayıtlı değil. Kayıtlı olmayan birinin kontrolünü zaten yapamazsınız. O yüzden biz arıcıların artık üretici balı değil, üretici birlikleri balı. Ya da o bölgeye has coğrafi işareti almış ya da o bölgeyle ünlenmiş. İşte geç, geçtiğimiz hafta gördüm Akçaabat balı. Ya da Ankara balı, ya da Sivas balı. Artık nasıl derseniz özellikleri tanımlanmış balları o şekilde pazarlamamız lazım. Yani tüketici A, benim için şu bir güvence kaynağıdır diyebilmeli. Yoksa sahtecilerle bizi ayırt edecek bir şey olmadığı için sahteciler fiyatı kendi amaçları için kullanıyorlar ve çok rahat fiyat kırıyorlar. Bu bir. İkincisi, ikinci söylemek istediğim. Efendim bizim için arılar çok kıymetli. Arılarımız ne isterse biz onu yapıyoruz ki Musin Hoca'nın seminerindeki yine çok güzel başlıklardan bir tanesiydi. Her konferansımda ben de söylüyorum. Biz 100 tane arıya bakıyoruz. 100 arıya bakıyoruz. 30'undan bal alıyoruz. En iyi ihtimalle 50'sinden bal alıyoruz. Diğer 50'sine arı bakıcılığı yapıyoruz. Hepsine şekeri veriyoruz. Hepsine ee, vitamini veriyoruz, hepsinin ihtiyaçlarının ilacını yapıyoruz. Yani bizim giderimiz 100 arılık, ama kazancımız otuzundan kırkından. E bu sefer ne oluyor? Çok fazla para harcayıp çok az bal elde ediyoruz. E, o zaman da haklı olarak o balı ederinde satmak istiyoruz. Ederi ne ama yüz arıdan aldığımız eder değil. 40 arıdan aldığımız eder. O zaman da balımız pahalıya geliyor. Dünya kongrelerine artık sizler de katılıyorsunuz. Orada fark etmediniz mi Türk balının aslında ne kadar pahalı olduğunu? Dünya standartlarına göre. Bakmayın dolar yükseldi de biraz başa baş geldik. Ama dışarıda dünya standartlarında balın kilosu 2 dolarken biz burada kaç dolara satıyoruz? Bizim Türk balımız aslında çok kıymetli bir bal ama biz çok para harcıyoruz üretirken. Harcadığımız parayı bilinçli üretici olarak aza indirmeliyiz. Eğer 30 arı bize bal veriyorsa 30 arıya harcama yapmalıyız. O yüzden Alanyalı arıcımın dediği gibi biz arıcılığı kovanları yan yana dizerek değil, üst üste dizerek yapmalıyız. Yani benim arıcım kovan başına istediği verimi aldığı gün balını da eder fiyata satacaktır. Örgütlenip balına marka ve coğrafi işaret aldığı gün merdiven altıcılar elenecektir. Şimdi sizi duyuyorum. Hocam nektar kaynağı mı kaldı? Doğa bize bal vermiyor ki diyorsunuz. İşte bunun için zaten kovan sayısını çoğaltmayacağız. Çünkü o meralara o kadar kalabalık gidiyoruz ki, o kadar dip dibe koyuyoruz ki kovanları. O zaman arı başına, kovan başına düşen bal miktarı, çiçek miktarı kuş kadar kalıyor. Ben oraya 100 arıyı götüreceğime, bunun 30 tanesi bal yapıp 70 tanesi bal yiyeceğine 30 arıyı götüreyim. Ve nektarı da yine eşit şekilde ya da daha fazla bir şekilde paylaşalım. O yüzden belki de hafiye usulü önlemler almak bize sadece bir adım attırabilecekken kendimizi geliştirmek ve bu sahtecileri daha önüne geçmek hem teknik açıdan hem de üretim açısından sahtecilerin doğal olarak elenmesine sebep olacaktır. Öbür türlü biz hafiye usulü polisle e, jandarmayla, bakanlıkla, sahteci bugün bir tanesini yakaladınız, yarın öbürünü yakaladınız. Bunları yakaladıkça bunlar yine türüyecekler. O yüzden bunları günah keçisi yapmak, evet yapalım, evet onlarla da mücadele edelim ama kendimizde de bir takım değişiklikler yapmanın e, zamanıdır diye düşünüyorum. Sahte balcılarla ilişkili olarak. Yine de katkılarınızı bekliyorum. İnanın buradan konuşmak değil. Bunlar sizlerde gördüğüm şeyler. Hepimiz kendi çapımızda katkı sunabiliriz. Ben bir bilim insanı olarak ve bir televizyon programı yapan bir kişi olarak bunu televizyondan duyurabilirim. Bilim insanı olarak bu konuyla ilgili çalışmalar yapabilirim. Ama kalkıp cami önünde bal satan bir adamı kolundan tutup sen bunu niye yapıyorsun diye hesap soramam. Bu çünkü benim görev tanımım değil. Ama ne yaparım? Alo 174 gıda hattını ararım, ihbarda bulunurum. Hocam kimse geri dönmüyor, kimse ilgilenmiyor. Evet o zaman bir daha arayın, bir daha arayın. Devamlı oraya çağrı bırakın. Ama biz vazgeçersek herkes bizden önce vazgeçer. El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış. O yüzden bu eşek bizim çok affedersiniz. Bu arılar bizim, bu bal da bizim. Biz aramak zorundayız hakkımızı. Ee, mücadelemiz her zaman devam etmek zorunda devletimiz de bize sahip çıkmak zorunda o yüzden biz konuşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz şimdi bu hafta itibariyle artık son olarak sosyal medya arıcılığına dönmek istiyorum efendim iki haftadır ekranların başından sizlere seslendim dedim ki sosyal medya arıcılığı acaba iyi bir şey mi kötü bir şey mi Acaba günümüzün teknolojisini kullanmak bize gerçekten yararlı mı yoksa zararlı etkileri var mı? Ben de aslında kararsızdım ama artık bir kararım var. Çünkü bu üçüncü hafta, iki hafta önce çağrıda bulunmuştum. Bu üçüncü hafta ve çok geniş çaplı araştırmalar yaparak az çok bir fikrim oldu. Ama iki hafta üst üste size buradan seslendim. Dedim ki burası sizin platformunuz. Gelin burada konuşalım. Sosyal medya aracılığını enine boyuna tartışalım. Hatta bir açık oturum düzenleyelim dedim. Hiç kimse telefonumu e, çaldırmadı. Hiç kimse telefonla beni rahatsız etmedi. Allah Allah dedim niye acaba? Neden bu konuda geri dönüşler olmuyor? Ben buradan sosyal medya için davet ederken Whatsapp'tan bana arıcılarım var o ilacı soruyorlardı. Sonra düşündüm dedim ki sosyal medya aracılığıyla ilgili soru televizyondan sorulmaz ki. Sosyal medyadan sorulur. Ve ben de Facebook'a yazdım. Sosyal medya aracılığı hakkındaki görüşler sosyal medyayla sorulur. Yorumlarınızı öğrenmek istiyorum dedim. Efendim altına tam 78 tane yorum geldi. Ama bu 5 gün içerisinde o 78 yorum 42'ye düştü. Yani önce yorumlar yazıldı. Sonra bir korku aldı e, ortalığı. Dediler ki Aslı Hoca bunu programında kullanacak. E, ve 30 saniyesi yaklaşık geri silindi. Efendim ben sizlerin izni olmadan asla böyle bir şey yapmam. İsim asla vermem. Sadece amacım kafamda bununla ilgili bir e, fikrin oluşmasıydı. Çok değerli görüşlerle karşı karşıya kaldım. Çok güzel e, yorumlar vardı ve hepsi gerçekten e, çok güzel mesajlar da veriyordu. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, en büyük arı zararlısı sosyal medya olmaya başladı. Varoa yanında melek kalır diyenler oldu. Arıcılığa yeni başlayan arkadaşlar sosyal medyada zaman zaman yardım talebinde bulunuyor. Bildiğim kadarıyla yardım edeyim diyorum. Ee, en kötüsü inek ilacından varo ilacı yapıp satanlar, yapıp paylaşanlar. Arı iğnesi yemeyenlerin kendini arıcı zannettiği bir ortam. Nozemayı nasıl halledeceğiz? Hocam kontrolsüz güç güç değildir. Denetimi olmayan bir yerde her kafadan bir ses çıkıyorsa her şey çorba olmuş demektir. Bilgiler bilgisini paylaşın, paylaşanın emekleri ve bilgileri davulcu karası gibi arada kaybolur, gider. Geriye birbirine saldırma ve kırgınlıktan başka bir şey kalmaz. Bir de herkes kendi yaptıklarının doğru ol, olduğunu kabul eder. Yanlışını söylerseniz yandınız demiş. Hocam bence hiç bulaşmayın derim demiş. Başka bir arıcım son yılların en kötü mesleği nefret etmeye başladım. E, sosyal medya adeta bir panayır. Hormonlusu var, organik olanı var, yalanı dolanı var demiş. Arıcılıktan biraz anlamak gerekiyor demiş. Sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyoruz diyenler var. Diğer mesleklerle kıyasladığımız zaman mesela arı maskesi üreticisinin şu kumaştan ürettiğim arı, bu kumaştan üret, ürettiğim maske gibi şeyler paylaşılıyor demiş. Ee, benim tavrım ortada hocam demiş bir arıcım tanıdığım. Ee, başından yanlış olan soruya doğru cevap bulamazsınız. Sosyal medyada arıcılığın tartışılmasında bir sakınca görmem. İletişim şekli yazı dili olduğu için herkesin tek tek konuşabildiği binlerce kişilik bir açık oturum düşününce gayet başarılı bir süreç. Bilenin bildiği kadar konuşması çerçevesinde gayet güzel gelişmelere sebep olabiliyor. Gerektiği gibi kullanılırsa sosyal medyanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkes dört dörtlük arıcı değil. Bilgiye ihtiyacı olan çok aracımız var. Bu nedenle benim oyum olumludur. Ben işimi yaparım. Çok konuşanı sevmem demiş başka bir arıcım. Sosyal medya arıcısı olup arıcı müritleri olanlar var. Uyutulan arıcı teorileri kimse atom parçalamıyor. Basit işlerin milyon ışık hızıyla milyonlarca yılda günümüze geliyor tarzında anlatımıdır arıcılık. Arıcılık çok basit aslında. Varroa mücadelesini iyi yap, genç ana arı kullan, iyi mera seç, gerisi fasafiso. Hocam ülkemizde her alanda olduğu gibi arıcılıkta da bilenleri takip eden binlerce arkadaş var. Tenzih ederim. Gerçekten bazılarına helal olsun. Mesela bir hocam arıların 20-30 santim yüksekliğe konulmasını söylüyor ama başka uygulamalar yapıyor demiş. Sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla nozemanın herhangi bir ilacı yok demiş başka bir arıcım. Arılıkta çalışırken boş ve arılı petekleri sağa sola konulmaması gerektiğini söyleyenler videolarında bu kuralı Çiğniyorlar, bunu görüyoruz demiş. Yani bir takım çelişkiler yaşanıyor. Arıcılar ağzı laf yapamayan, eğitimsiz insanlar olduklarından ağzı laf yapanları çok şey biliyormuş zannediyor. Hocam sorum şu, Tarım Bakanlığı e, ne zaman görevini yapacak e, denmiş. Öyle yumuşatıyorum. Sosyal medya yeterli tecrübeye, donanıma, bilgiye sahip kişilerle bilgi alışverişi yaparsan güzel bir araç. Arıcılık sosyal medya ile değil uygulama ile öğrenilir. Yukarıdaki yazıların hepsini okudum. Sadece eleştiri var. Olumlu bir tane cümle yok. Ben 2010 yılında arı ile tanıştım. İsim gereği her gün bilgisayar başında araştırma yaptım. işim gereği. Sahada ustalara sordum. Eğer bilgi almak istiyorsan önce doğru insanı bulacaksın. Sosyal medyayı takip ediyorum. Maalesef bilgi paylaşım zayıf ya da ya arılarının güzelliğini paylaşıyor veya arıcılara malzeme satma paylaşımları. Biz ikinci iki arıcı bir araya gelsek birbirimizden üstünmüş gibi konuşuruz. Biri de çıkıp arkadaşlar şöyle bir şey yaptım da şöyle zarar gördüm veya fayda gördüm deyip katkıda bulunanı görmedim. Hocam Sosyal medya çıkalı arıcılar bilgi sahibi olmaya başladı. Bugün araştırın arı ölümleri eski yöntemleri kullanan arıcılarda ağırlıklıdır. Genç arıcılar arılarına değer vermeyi biliyor, arı üretmeyi en güzel şekilde öğreniyor. Buna en çok sosyal medya hocalar bildiğini çekinmeden anlatan ve bilgisini paylaşan arıcıların çok büyük katkısı var. Birlikler birlik olmadığı sürece Bit, nozema ve çürükle mücadele, beraber mücadele edilmediği sürece sosyal medyaya mahkum kalıyoruz. Aslı Hocam, sizi bizim gruba bekleriz. Bu işler ya WhatsApp üzerinden ya da gruplar üzerinden oluyor. Sizin nozema uzmanlık alanında anlattıklarınız haricinde TV'de öğrenecek, TV programlarında öğrenecek şeyler bulamadığımız için suya düşen sosyal medya yılanına sarıldık. Selam hocam siz sormuşsunuz biz de dilimizin döndüğü kadar anlatalım. Bazı sorunları öğrenmek için sosyal medyaya baktım. Hangisi doğru hangisi yanlış ayırt edemedim. Adamın biri yazıyor bana arıcılık hakkında uzun uzun yazdı. Az çok bir şeyler de biliyor. Epey yazıştıktan sonra ben adamın 300-500 kovan arısının olduğuna inanmak üzereyken kaç kovan arınız var? El cevap henüz arım yok fakat kursuna gittim. Ben 15 yıldır amatör arıcılık yapıyorum. Bu adam kadar cesaretli konuşamıyorum. Ee, sosyal medya benim için eti yenen bir canlı gibi. Yenen ve yenmeyen yerleri var. Ve bilgi arttırmak sosyal medya ile çok kolay. Ancak herkes bir şeyler yazma gereği duyuyor. Sadece problemli olanlar ve problem hakkında bilgi ve tecrübesi olanlar yazsa işimiz çok daha kolay olacak. Aslı hocam arıcı uyanıktır. Doğruyu ve yanlışı iyi ayırır. Ee, hocam sosyal medya pazar yeri gibi. Çürüğü de var, sağlamı da var. Ben yeni öğreniyorum, kursları bekliyorum ama sosyal medyada çok şey öğrendim. Uygulamadan önce bilgi lazım. Ben de uygulama geldiği zaman çok lazım olacak. Halen de yazan arıcılarım var. Hemen hemen hepsini okumaya çalıştım. Ve bunları okuduğumda Önce şunu gördüm değerli aracılarım. Ben iki haftadır stüdyoya açık davette bulunmuştum. Demiştim ki gelin burada konuşalım. Ama sosyal medyadan e, davet yapınca bir baktım ki herkes dökülmeye başladı. Demek ki sosyal medyanın en büyük avantajı verdiği cesaret. Oradan birbirimizin gözünün içine bakarak söylemeyi tercih etmeyeceğimiz ister görgü kuralı için deyin ister kibarlık açısından deyin bir sürü şeyi sosyal medyadan rahatlıkla yazabiliyoruz. Hatta bazen pole, bazen değil. Çoğunlukla polemiklere giriyoruz. Bazen saygı sınırları, sevgi sınırları aşılıyor. Yani çok büyük bir cesaret veriyor. Bazen iki arısı olan 500 arısı varmış gibi de konuşabiliyor. Cesaret olduğunu gördüm. Yani bir hepimiz için bir klavye delikanlılığı gibiydi. Bu cesareti 42 konuk birden hatta 70 küsur konuk birden görünce fark ettim. İkinci nokta. Aslı Hoca'nın konferansına git. Bir soruna cevap almak için bir saat onun konferansını dinle. Halbuki sosyal medya öyle mi? Sosyal medyada nokta atışı var. Sorunuzu soruyorsunuz, o sorunun cevabını alıyorsunuz. Yani bir saat başka bilgiler dinlemek zorunda değilsiniz. Ama ihtiyacımız olan bilginin sorunun cevabını alırsak yeni bilgilere karşı ufkumuz hiçbir zaman genişlemeyecektir. Öğrendiğiniz her yeni bilgi yeni sorular oluşturmanızı sağlar kafanızda. Eğer soru cevap şeklinde olsaydı eğitim sadece kafamızdaki soruların cevaplarını na yetecek kadar bilgi bizim için yeterli olsaydı o zaman hiçbir meslek için okula gitmemize gerek kalmazdı ustanın gösterdiği çırak için yeterli der geçerdik. Sosyal medya tabii ki vazgeçilmez ama gerek şart ya da yeter şart değil. Asla arıcılık için böyle bir şey söz konusu olamaz. Hemen akabinde yönetmenim bana kızıyor ama dosyayı kapatmadan önce bunu mutlaka söylemeliyim. Hemen akabinde şunu da denedim değerli arıcılarım. Hiçbir fikrimin olmadığı bir konuda araştırma yapayım dedim sosyal medyada. Ben arıcılıkta e, uzmanım ama başka bir konunun cahiliyim. Ve bu konuyla ilgili bir şeyler yazdım. Konum şuydu. Kızılcı bir otel. Bu otele gitmek istiyorum ama otel iyi mi kötü mü? Bilmiyorum. Bununla ilgili sosyal medyaya ee, soru sordum ve onunla ilgili bütün forumları okudum. Yani forumlara girip bütün yorumları okudum. Efendim iyi yazan var, çok kötü bir otel yazan var, harika bir otel yazan var, imkanları şöyle yazan var, imkanları böyle yazan var. Ve yazan kişileri tanımıyorum. Yani o yazan kişilerin bu konuda yeterli bilgiye, yeterli donanıma, yeterli ehliyete sahip olup olmadıklarını bilmiyorum. Belki kötü yazan hayatında hiç otele gitmemişti ve orası kötü geldi ona ya da o gün kötü bir günündeydi. Belki iyi yazan tüm dünyayı dolaşmıştı ama ben bu insanları tanımıyordum. Ve inanın kafam çok daha fazla karıştı. Belki de aracılarımın dediği gibi kontrolsüz güç, güç değil. Bilimden ayrılmayalım. Sosyal medyayı ben sizlerin yerinde olsam dayanışmamızı arttırmak için, düşman olmak için değil. Saygımızı, sevgimizi arttırmak için, duyuru yapabilmek için, arı bulmak için, bal satmak için kullanırım. Tecrübemi paylaşmak için yine kullanırım. Ama bilgi kirliliği için fırsat vermem. Benim yaptığım e, araştırma ve edindiğim deneyim budur. Sosyal medya arıcılığı dosyasını burada kapatıyorum önümüzdeki haftadan itibaren kış mevsimini nasıl geçireceğimizi konuşacağız. Sizleri yine ekranlarınızın başında sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum.